Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün zıt anlamlı kelimeleri öğreneceğiz. Peki zıt anlam ne demek? Önce onu bir öğrenelim. Çocuklar, anlamca birbirinin karşıtı ya da tersi olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Burada iki tane emoji var. Bu emojilerden biri neşeli, diğeri üzgün. Neşeli ve üzgün kelimeleri birbirinin karşıtıdır, yani tersidir. O yüzden neşeli ve üzgün zıt anlamlı kelimelerdir. Şimdi önce resimlerle, daha sonra da çeşitli oyuncaklarla ve eşyalarla bazı zıt anlamlı kelimeleri öğrenelim. Sevgili çocuklar, yanımda Işıl arkadaşınız var. Işıl, arkadaşlarına bir merhaba der misin? Merhaba arkadaşlar, benim adım Işıl. Işıl, burada ne yazıyor? Küçük. Peki burada? Büyük. Evet, çocuklar, küçük ve büyük kelimeleri zıt anlamlı kelimelerdir. Tavşan nasıl hareket eder Işıl? Hızlı. Peki kaplumbağa? Yavaş. Hızlı, yavaş. Bu da zıt anlamlı. Evet. Zayıf ve şişman kelimeleri de zıt anlamlıdır. Ayrıca güzel, çirkin kelimeleri de zıt anlamlı. Gece, gündüz. Çay, sıcak. Buz, soğuk. Geniş yol, dar yol. Kirli tişört, temiz tişört. Genç, yaşlı. Az, çok. Eski ayakkabı, yeni ayakkabı. Ve siyah, beyaz sözcükleri de zıt anlamlıdır. Resimlerden sonra bazı eşyalarla ve oyuncaklarla da zıt anlamlı sözcükleri görelim. Mesela bu kalemlik dolu, bu kalemlik boş. İleri, geri. Koltuğun önü, arkası. Oyuncak bebeğin önü, bebeğin arkası. Aşağı, yukarı. Uzun, kısa. İnce, kalın. Kapı açık, kapı kapalı. Kitap açık, kapalı. Bu miniş masanın altında. Bu miniş masanın üstünde. Alt, üst. Köpek taşıtın içinde. Dışında. Sevgili çocuklar, bazı zıt anlamlı sözcükleri hem resimlerle hem de eşya ve oyuncaklarla öğrenmiş olduk. Şimdi buradaki kelimelerin zıt anlamlarını karşılarından bulup eşleştirelim. Işıl, gel kelimesinin zıttı hangi kelimedir? Git. O halde gel ve git kelimelerini eşleştirelim. Gel ve git zıt anlamlıdır. Yaz kelimesinin zıttı ne Işıl? Kış. Evet, kış da burada. Yaz ve kışı eşleştirdik. Peki doğru kelimesinin zıttı ne Işıl? Yanlış. Evet, doğru yanlış, o da burada. Peki Işıl, ıslak kelimesinin zıttı ne? Kuru. Evet, ıslak, kuru. Kolayın zıttı ne? Zor. Evet, kolay, zor. Son iki kelimemiz kaldı Işıl. Acının zıttı ne? Tatlı. Evet, acı, tatlı, onu da eşleştirdik. Son kelimemiz zengin. Zenginin zıttı ne Işıl? Fakir. Evet, zengin, fakir. Bir sayfamız daha var çocuklar. Bu sayfayı da yapıyoruz. Işıl, iyinin zıttı ne? Kötü. Evet, iyi, kötü. Eşleştirdik. Var. Yok. Evet, varla yok kelimelerini de eşleştirdik. Peki Işıl, mutlu? Üzgün.
Evet, mutlu ve üzgün kelimeleri de zıt anlamlı. Uzak. Yakın. Sert. Yumuşak. Yumuşak en üstte, evet. Erkek. Kadın. Onu da eşleştirdik. Son kelimemiz kaldı Işıl. Taze. Bayat. Evet, onu da eşleştirdik. Şimdi çocuklar şöyle bir çalışma yapalım. Ben buradaki kelimelerin zıt anlamlarını mavi kartonla kapattım. Siz bu kelimelerin zıt anlamlarını bir tahminde bulunun, videoyu durdurup ondan sonra da ben kartonu kaldırayım. Acaba tahminleriniz doğru mu? Bir bakalım. Evet, tahminlerimize bir bakalım. Acaba hangileri doğru? Kaç tane doğru? İçeri, dışarı. Dost, düşman. Korkak, cesur. Üretim, tüketim. Savaş, barış. Borç, alacak. Kuzey, güney. Şimdi de bu taraftaki kelimeleri kapattım. Bu kelimelerin zıt anlamlarını bir tahmin edin. Bildikleriniz var mı? Şöyle bir bakın yine videoyu durdurup. Birazdan kontrol edersiniz. Kartonu kaldıralım. Şöyle bir bakalım. Neymiş zıt anlamlar? Evet. Tok, aç. Evli, bekar. Doğu, batı. Erken, geç. Sabah, akşam. Ödül, ceza. Artı, eksi. Ve son sayfamıza geldik çocuklar. Bunları da bir ben okuyayım. Siz de beni dikkatli bir şekilde takip edin. En, boy, evet, hayır, çalışkan, tembel, giriş, çıkış, tenha, kalabalık, derin, sığ, öz, üvey. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk çocuklar. Sizin de bu öğrendiklerimizden, çalıştıklarımızdan başka bildiğiniz zıt anlamlı kelime varsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Derslerinizde başarılar diliyorum. Tekrar çalışması yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.